Küçücük, ufacık, gerçekten çok gerizekalıcı olan bir ödül töreni için nasıl uyku düzenimi bozuyorum? Oynat bakalım. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Başlıktan görebileceğiniz üzere bugün Oscar ödül törenini izleyeceğim. Zeynep Serdaroğlu kanalının geleneksel Oscar videosu yani bu. Hoş geldiniz. Bu sene şey yapmadım. Oscar tahminlerim videosu yapmadım. Çünkü bu sene o kadar umursamıyorum ki Oscar'ları aslında. Deyip sonrasında gece 3'e kadar sabahlayacak olan Zeynep. Uzun süredir ilk defa en iyi filme aday olan tüm filmleri izlemedim. 10 film aday, 8'ini izledim sadece. Ve öbür ikisini izlemeyi planlamıyorum. Düşünmüyorum bile. Evet, bizim sinefil aramız bitmiş ya. Neyse. Neyse, küçük bir Oscar partisi düzenliyorum. Bir kişinin davetli olduğu. Arkadaşım Nur'la beraber izleyeceğiz. Ve şey nedir onun ismi? Sabahlayacağız. Ben ilk defa doğru dürüst bir şekilde sabahlayacağım. Normalde gece 3'e kadar uyuyorum, sonra uyanıyorum falan filan. Bugün öyle değil. Bugün tamamen sabahlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Nur yanında, Nur geldi. Aday kağıdımız. Bir kazanacağını düşündüklerim var, bir de kazanmasını istediklerim var. İkisi farklı şeyler arkadaşlar şimdi. En iyi animasyon, ben Luca'nın kazanmasını isterim. Flea de çok iyiydi. Flea'nin de kazanmasını isterim ama Encanto kazanacak. Çok net bir şekilde Encanto kazanacak. Encanto kazanmasın ya. Yani. Şimdi en iyi uluslararası filme geçelim. Worst Person in the World, Norveç'ten. Bizim film. Bizim film bu. Bence Drive My Car kazanacak. Kalbim Worst Person in the World'de ya. Yaparlar mı? Mesela en iyi filmi kazansa. Abi şöyle bir manyaklık olur mu sence? Drive My Car'ı en iyi filmi kazanır. Worst Person en iyi uluslararası kazanır. Abi eğer öyle bir şey olursa. Şimdi en iyi özgün senaryoya geçelim. Benim bununla bir tahminim yok. Ama özgün senaryoyu Worst Person in the World tabii alsın canım. ya. Twitter film whorlar. Worst person in the world'cudur evet. Yani. Daha kabul etmiyorum. Licorice Pizza bence burada hiçbir şey almayacak. Licorice Pizza. Abi bu filmde pizza neredeydi? Şimdi pizzamız geldi. Aynı zamanda pizza yiyeceğim ama kalbimin yarası kategoriye geçiyoruz. En iyi erkek oyuncu. Bu seneki tek arkasında durduğum CV'm kaşe imza attığım şey Andrew Garfield'ın bu sene bu ödülü kazanması gerektiğidir. Andrew abimiz kazansın istiyorum ya. İşte Andrew Garfield'a kalp, 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 kalp. Her tarafına kalp koyacağım bu adamın. Bilmiyorum. Ama bu arada Will Smith kazanacak. En iyi kadın oyuncuda da bence şey olacak. Jessica Chastain olacak. Herkes öyle diyor ama lütfen o almasın ya. Güzel değil mi? Ben bunu da izlemedim. O film var. En iyi yönetmeni net bir şekilde Jane Campion ablamız. White Girl boss'umuz alacak. Artık en iyi filme gelelim de ben biraz nefret kusayım. Tamam. Belfast. Senin yorumlarına başlayalım. Bu filmin burada işi ne? Ya şimdi saydırmaya devam ediyoruz. Koda. Konuştuk zaten azıcık da sen. Konuşursam bitiremem. Çok kötü. Oscar hak etmiyor. Ben Koda'yı sevdim. Devam ediyorum. Don't Look Up. Gerçekten 2021'in en iyi filmi bu mu? Kelimeyi unuttum. Ya bir yavaş yavaş beğenince derim. Ne demek istiyorsun? Devam ediyoruz. Drive My Car. Drive My Car'la alakalı olarak tek şeyimi söylüyorum. Film ekiminde gittim. 3 saat oturdum orada. Akşam saat 9'du. 9 seansıydı. Yani gece 12'de çıktık Armada'dan. Ve üzerine ben o şeyde ara yok, mola yok. Altyazı kaydı. Ve bir de adet oldum o seanstayken. O yüzden benim için yani en kötü film izleme şeylerinden biriydi. O filmle daha yıldızım barışmadı. Abi bu sene gerçekten en iyi filmler bu mu? Bunlar mı? Bu 10 film en iyi film olarak mı sayıyorsunuz? Çok kötü bir sene. Ya ben gerçekten şu listeye bakıyorum o kadar kötü ki. Dune. Aralarından en beğendiğim film bu arada. Dune güzel bir film. Dune teknik olarak müthiş bir film. Her şeyi çok güzel yapmışlar ama hani senaryosu çok yok ki. Evet yani evet doğru. King Richard izlemedim. Licorice Pizza. Licorice Pizza'yı ben unuttum ya. Power of the Dog. Filmin ilk yarım saati ben de yok uyudum. Şey... Kanal 7 filmi gibi. Evet. Bu videonun altı bu arada. Kim izleyecek bize bayağı... Ya West Side Story kötü değildi. Ama genel olarak ben o filmi sevmiyorum. Genel olarak senaryosunu sevmiyorum. Orijinalini ben izlemedim. Çok gereksiz bir film. Niye bunu rebootlamış ki Steven Spielberg? Evet. Bir şey var. Baksana şey yapmışlar. Twitter'daki Nida yapmış. Ne yapmış?
Zeynep. Zeynep. Luis Fonsi şey Despacito'ya giriyor. Evet, son 10 dakika kazanacaklarını düşündüğümüz şeyler. En iyi animasyon. Encanto. Luca. En iyi uluslararası film. Drive My Car. Drive My Car. En iyi uyarlama senaryo. Coda. Doom. En iyi özgün senaryo. Don't Look Up. Licorice Pizza. En iyi yardımcı erkek oyuncu. Troy Kotsur. Coda babası. Troy Kotsur. En iyi yardımcı kadın oyuncu. Ariana DeBose. West Side Story. Jesse Buckley. En iyi erkek oyuncu. Will Smith. Will Smith alacak, evet. En iyi kadın oyuncu Jessica Chastain. Jessica Chastain. En iyi yönetmen Jane Campion, Power of the Dog. Drive My Car. En iyi film Coda. Drive My Car alacak. Evet. Ariana ya. Ariana hadi. Ariana DeBose, West Side Story. Abi Ariana ablamız alacak. Bu sahne çok güzeldi bir kere yani direkt. The Oscar goes to Ariana DeBose. Yes! Ya Will Smith aşırı havalı. Evet. Hayatımın aşkı. Şu adam hayatımın aşkı. Ya Luca ya. Luca kazansın. Mi Encanto. Mi Encanto. Colombia. Abi animasyon kategorisi çok iyi bu sene. Müthiş, müthiş. Encanto. Ve Oscar kazanan. Of course. 2'de 2'yim ama yani gerçekten istemiyordum. Ya Luca ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu filmi yapanların hepsi beyaz mı? Evet. Much to think about. Zor, gerçekten. Düşünceler düşünülüyor. Bu anlamadım. Abi bir şey diyeceğim. En sevilen Bestman olduğunu gösteriyor. Assemble. Hadi desem benim hayatımda yaşadığım en iyi sinema deneyimim. Endgame mi? Abi, abi benim bu. Marvel filmleri hep aşırı eğlenceli oluyor. Ne? Hayır, hayır, hayır. Abi kes. Kes şu an. Kapatıyorum ben de. Hayır. Troy Kotsur. Abi worst person nation rise up. Allah bir mucize. Ve Oscar'ı kazanan. Aman istemiyorum. Drive My Car. Bir şey söyleyeceğim. Ama. Elliot Page sunuyor diye şu an göster. Ne yaptılar biliyor musun? Özgün senaryoyu Elliot Page sunuyor diye göstermediler. Elliot Page sunuyor ve Belfast kazandı bu arada. Abi, abi, TRT. En iyi fan filmini bile Spider-Man kazanamadı mı şu an anlamıyorum. Will Smith beni bir güzel patakladı az önce. Karımın adını ağzına alma. Ama dostum G.I. Jane şakasıydı. Karımın ağzını, adını ağzına alma. Almayacağım tamam. Tamam. Gerçekten. Bu televizyon tarihinin en iyi gecesiydi. Ve Oscar'ı kazanan. E tabii ki de. Ha. Karşınızda en iyi erkek. Abi Andrew. Andrew. Nefesim. Abi ömrüm ömrüm. Ve Oscar'ı kazanan Will Smith. Ya. Ya.
Oscar loser Andrew Garfield. Ya. Ömrüm. Başka zaman yaparız. Sen hiç üzülme. Gel öpeyim. Bakın kankitolarım. Benim bu 2021 senesi içerisinde çıkan ve benle kalacak olan birkaç film var. Biri Worst Person in the World. Öbürü Come On Come On. Come On Come On da çok güzeldi. Onu da çok seviyorum. Keşke aday olsaydı senaryo konusunda. Üçüncüsü de Tick Tick Boom. Tick Tick Boom benim için çok değerli. Tick Tick Boom beni bir hafta bir depresyona sokmuştur. O yüzden çok önemli bir yeri var. Will Smith şu an ağlıyor televizyonda. Ben de ağlayacağım az sonra Will Smith. Tick Tick Boom deserved... Aa, bir de French Dispatch. Tick Tick Boom deserved better. Evet, Oscar'lar önemli değil arkadaşlar. İzlemesi zevkli. Will Smith birilerine tokat atıyor. Şimdi ağlıyor. Şimdi ağlıyor. Akşamın en büyük roller coaster'ının Will Smith'ten geleceğini söylesen... Kaç saat önce? 6 saat önce hayatta inanmazdım. 8'de 7 gidiyorum. Olmam bayağı iyi. They're singing happy birthday, you just want to lay down and cry. Not just another birthday, it's 3090. Why can't you stay 29? Hell, you still feel like you're 22. Turn 30, 1990 back again. What can you do? What can you do? Hava aydınlanıyor mu? Evet. Arkadaşlar bir şey daha bitirdik Nur. Tebrik ben ediyorum. Sen bu hayır Mona'lı bile olsa evet. Bitirmek üzeresin. Aynen. İki şey kaldı tebrik zaten. Ne Oscar'ı kazanan Jessica Chastain. Evet. Abi prensesim. Evet, Koda'nın en iyi filmi kazanması. Oynat bakalım, Koda en iyi filmi kazanacak. Evet, son şeyin nedir? Düğün al. Düğün. Başka düğün al. Bir şey göster. Koda alacak. Abi niye bu kadar eminim bilmiyorum. Bence Koda almamalı ama. Koda alacak. Heyecanlı mısın? Evet. Oscar'ı kazanan Koda. Su üstünde tuttu ve bir yapımcının hayal edebileceği en iyi kaptan. Abi, gerçekten. Abi Koda kazandı. Nasıldı dur? Şöyle miydi? Ben bu sene bu sene zaten çok iyi değildi. Buradakilerden hangisi kazansın isterdim dersen? Abi yani. Ya Dune'du? Dune'u anlayacak beyinleri yoktu bence. O yüzden Koda kazansın. Hello. Merhaba. Uyku düzenimi mahvettim. Evet. Ama buraya girmeden önce bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Oscar'lar bu sene biraz manyaktı. Uzun süredir bu kadar manyaklık görmemiştim yani. Ve neyse evet öyle bir olay oldu bir de. Bunun hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü hani bu ödül töreni filmlerin kutlanması üzerine. Ama bu olayın da olması tabii ki de onlara yaramış oldu. Dediğim gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmeseniz de lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Artık düzenli video yüklemeye çalışıyorum. Artık. Evet. Siz neler düşündünüz Oscar'lar arasında? Biliyorum bu sene herkesin farklı farklı düşünceleri var. Özellikle en iyi film kategorisiyle alakalı olarak. Yorumlara yazın. Tartışalım. Saygı çerçevesi içerisinde. Tamam. Evet. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.